Sayın seyirciler, dünyada da omikron varyantı endişesi büyüyor. Yeni varyant sonrası vaka sayılarının arttığı İngiltere'de bilim insanlarının hazırladığı rapor korkuttu. Raporda bugünkü önlemlere bağlı olarak en iyi senaryoda 25 bin, en kötü senaryoda 75 bin kişinin ölebileceği belirtildi. Önlemlerin sertleşmesi durumunda can kaybının 20 binin altına inebileceği söylendi. İngiliz bilim insanları hükümeti uyardı. Omikron'a karşı sert önlemler alınmazsa 75 bin kişi ölebilir dedi. Endişe büyüdü. Covid-19 aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur Şahin ise 3. dozun ardından 4. dozunda gerekli olabileceğini söyledi. Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürerken omikron varyantının etkisi artmaya başladı. Yeni varyanta bağlı en fazla vakanın görüldüğü ülkelerden biri İngiltere. Son 24 saatte 633 omikron vakası görüldü. İngiltere'de toplam omikron vaka sayısı 2000'e yaklaştı. İngiliz bilim insanları ise etkisi giderek artan yeni varyantla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre omikron ay sonuna kadar ülkedeki baskın Covid-19 varyantı olabilir. Raporda önlem alınıp alınmamasına ve hatırlatıcı dozların etkisine göre 1 Aralık 2021 ile 30 Nisan 2022 döneminde vaka ve can kaybına ilişkin tahminde de bulunuldu. Uzmanlar en iyi senaryoda 175 bin hastaneye kabul ve 24 bin 700 ölüm olabileceğini belirtti. En kötü senaryoda ise 492 bin hastaneye kabul ve 74 bin 800 ölüm gerçekleşebileceği öngörüldü. İngiltere'de hükümet omikron varyantı nedeniyle çeşitli önlemleri hayata geçirme kararı almıştı. Buna göre evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu uygulama zorunluluğu getirildi. Ancak bilim insanları bunu yeterli görmedi. İngiliz hükümetine önlemleri sertleştirmesini tavsiye etti. Kapalı alanlarda kısıtlamalar, bir yerde bulunacak en fazla kişi sayısının sınırlandırılması ve bazı eğlence mekanlarının kapatılması bu önlemlerden başlıcası. Uzmanlara göre bu önlemler hayata geçirilirse hastaneye kabuller 120 bine, ölümler de 17 bine kadar gerileyebilir. Covid-19 aşısını geliştiren Alman BioNTech'in kurucusu Profesör Doktor Uğur Şahin de omikron varyantına karşı aşıların etkinliği hakkında konuştu. Şahin, iki dozun omikron karşısında tam aşılı olmak anlamına gelmediğini söyledi. Güçlendirici dozun 3 ay sonra yaptırılması bilimsel açıdan mantıklı olur dedi. Dördüncü dozunda gerekli olacağını belirtti. Uğur Şahin, dördüncü doz aşının omikron varyantına uyarlanmış bir aşı olabileceğini anlattı. BioNTech'in bu amaçla üretim kapasitesini gelecek yıl için 4 milyar doza çıkardığını söyledi.